Gene ben. Herkese saygılar ve sevgiler. Beni nereden izliyorsanız, Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya, Bulgaristan ve sayamadığım bir sürü ülke, yani bütün dünyadan. Her açtığınız, her baktığınız video için size sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün gene bir fesleğen, yani İtalyan sos fesleğenine karşınızdayım. Bir önceki videoların birinde ben size bu fesleğeni nasıl videodan ekildiğini göstermiştim. Ve gün geldi çattı, artık fesleğenimizin yapraklarını toplayıp nasıl kurutulduğunu, nasıl ovalandığını, nasıl muhafaza edileceğini ve en önemlisi nasıl tohum alıp onu çoğaltabileceğinizin videosunu çekmek istedim sizin için. Şimdi size iyi seyirler diliyorum. Sos fesleğenlerim kocaman olmuş ve şimdi size toplama anını göstereceğim. Sonra da dizeceğiz ve kurutacağız. Kuruttuktan sonra da bir kaba alacağız ve yemek yapma aşamasında bunları ovalarsak daha aromatik oluyor. Yani daha çok aromalı. Ama isterseniz kurutup daha önceden de bunları ovalayıp tost haline getirip muhafaza edebilirsiniz. Şimdi de bunları çok güzel bir şekilde dizeceğiz ipe ve serin bir yerde, gölge yerde kurulayacağız. Topladım çok güzel. Şöyle gösteriyorum. Bunları da birazdan dizeceğiz ipe. Bakın ne kadar büyük. Görüyor musunuz? Neredeyse avucum kadarı. Bayağı oldu. Bu bayağı bir kavanoz oluyor bu kadar. İki tane kökten bir kavanoz. Baharat, yani kuru fesleğen elde edebiliyorsunuz. Kavanoz dediğime bakmayın, küçük bir kavanoz. Yani şimdi gider bir litrelik kavanoz diye düşünürsünüz. Yani küçük baharatlıklarımız var ya, onunla bir kavanoz oluyor her toplamada. Fesleğenlerimizi topladık. Şimdi bunları bir ipe dizeceğiz. Ben ip değil de şu benim universal bahçe telimden ayarladım. Bu tel olduğu için, kolay dizileceği için. Ama siz evde iğne ve nedir onun adı, keten iple de yapabilirsiniz. Ben şöyle bunları tek tek diziyoruz. Çünkü bunlar, şöyle dökeyim. Bunları dizdikten sonra yıkayacağız. Ve gölgeye alıp kurulayacağız. Bunlar nane gibi kurutamıyoruz. Çünkü çok büyük yapraklar. Havada daha güzel kuruyor. Aynı tütün usulü bunları böyle dizmiş oluyoruz. Ve dizemiz hazır. Şimdi ben bunu çok güzel tazyikli bir sula yıkayacağım. Ondan sonra gölge bir yer bulup aynen şöyle asacağım kurusun diye. Gördüğünüz üzere dizdiğimiz fesleğenleri böyle kuruladık tütün usulü. Ve bunları şimdi çok güzel tutup ovalayacağız. Ve kavanoza koyup muhafaza edeceğiz. Size tavsiyem bunları ovalamada bu şekilde muhafaza etmeniz. Çünkü bir gün bir tane yaşlı teyzeden duymuştum ki böyle naneyi ve fesleğini ve bu tür bitkileri böyle muhafaza ederseniz kokusu daha etkili oluyor. Aroması kalıyor üstünde. O yüzden böyle muhafaza etmenizi tavsiye ederim. Bunu böyle olducu gibi bir kavanoza koyup hava almayacak şekilde bir yerde saklayın ve yemeğinizi yapma anında şöyle 2-3 tane yaprağı alın ve yemeğin üstüne şöyle ya da gene bir tabağın üstüne de ovalayabilirsiniz. Ondan sonra koyabilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi fesleğenin kokusunu siz almıyorsunuz ama ben şu anda burada fesleğen kokusundan bildiğiniz boğuluyorum. Fesleğenlerimizi hemen şu kavanozun içine alıyoruz. Fesleğenlerimizi kavanoza aldık. Bunu biliyorsunuz İtalyanlar her yemekte kullanıyor. Yani bütün soslarda, pesto, pesto, makarna, ne aklınıza gelirse. Yani köfte. Şimdi saysam yemekleri bitiremeyeceğim. O yüzden siz de size gösterdiğim gibi bunları toplayıp, kurutup, bir kenara koyup muhafaza edebilirsiniz. Ve her zaman elinizin altında böyle güzel kokulu bir baharat olsun. Şimdilik hoşça kalın. Aboneliklerinizi bekliyorum. Pürçüklü TV ile kalın. Beğenilerinizi de bırakmayı unutmayın. Hoşça kalın. Pürçüklü TV ile kalın.